Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, aslında bu hafta hareketli bir hafta. Pek çok Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Yarın FED faiz kararını açıklayacak. O yüzden yarın akşam yayın yaparız. FED'in faiz kararından sonra ertesi günü bizim faiz kararımız var. Diğer taraftan da konut satışları rakamları açıklandı. Yılın zirvesine çıkmış bu ay. Yani konut satışlarında da bir hareketlenme var. Konut fiyatlarındaki reel düşüş de devam ediyor. Peki bu artık konut alabileceğiz anlamına mı geliyor? O soruyu da sormak lazım. Tabii bir de asgari ücret yine en fazla konuşulan konulardan biri. Asgari ücret ne kadar olacak 2025'te diye. Malum asgari ücretliler için kritik bir dönem. Yılda iki kez yapılıyordu daha önce zam. Artık bu tarih oldu. Asgari ücretliler artık yılda bir kere zam alıyorlar. Dolayısıyla gözler 3,5 ay kalan yeni asgari ücret zam senaryosunda yeni senaryolar da ortaya çıktı. Tabii sadece bunlar değil, daha konuşulacak pek çok konumuz da var. Bayram Bey'le karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, tabii biraz merkez bankaları ne karar verecek onu da konuşuruz ama ben biraz da konutla başlamak istiyorum. Konut satışlarında bir hareketlenme söz konusu. Yani bu ay Ağustos ayında yılın zirvesine çıkmış gibi görünüyor. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar %9,9 artmış. Ama buna karşılık Türkiye genelinde ipotekte konut satışlarında da değişiklik var. Toplam konut satışları içinde ipotekte satışların payı da %10,1 olmuş. Tabii konut fiyatlarındaki reel düşüş de sürüyor ama onu ayrıca konuşalım. Bu hareketlenme neyi anlatıyor, biz onunla başlayalım. Aslında Ebru Hanım, geçmiş aylarda konut satışları o kadar çok düştü ki bir anda belli bir miktardan tutun, o çok yüksek artışlar oluyor. Adet bazına baksan çok büyük bir artışlar yok önceki yıllara kıyasladığın zaman. Tabii bir hareketlenme var ama çok büyük değil. Şimdi burada asıl olan şey ipotekli konut satışları. Toplam satışların içindeki payı %10,1. Bir dünya yeni konut yapılıyor ama satılamıyor. Bu onu gösteriyor. Daha önce çünkü bu oran %60'lardaydı. Şu an konut fiyatları dediğim gibi orta ve alt gelir gruplarının alabileceği seviyenin çok üstünde. Çok üstünde olunca satılamıyor. O zaman A ve A plus tipi konutları satarsan, yaparsan satabiliyorsun. Ama yeri de ona göre seçmen lazım. Fiyatı da göre, lükslüğünü de ona göre seçmen lazım. Ama normal orta sınıfa ve alt sınıfa hitap eden konut yaptığın zaman satamıyorsun. Çünkü minimum 6 milyon lira fiyat koyman lazım. Bunu alacak kimse yok. İşte sıkıntı bu. Burada asıl olan şey, sıkıntı olan şey, kiralar çok hızlı artıyor. Şimdi önceki seneler kira artışları düşüktü. Öyle söyleyeyim, düşüktü. Şimdi kira artışları bu %20-25'lik sınırlama kalktığı için şu an kira artışları 65-70'lere çıktı, 80'lere çıkıyor. Kimisi mahkemelik oluyor. Şu an o kadar çok mahkemeler iş yükü var ki kiralarla ilgili, inanamazsınız. Şimdi bakıyorsunuz yanınızdaki kira 60 bin lira. Onun yanındaki kira 20 bin lira, 25 bin lira. Şimdi nasıl olacak? Şimdi adama soruyorsa 25 bin lira kira ödene. Diyor ki adam, ben 2 sene önce 6500 lira kira ödüyorum. Şimdi 24 bin lira ödüyorum. Şimdi ev sahibi de 60 bin lira istiyor. Niye? Çünkü yanındaki yeni kiracıya vermiş bir adam 60 bin lira vermiş. Şimdi bunlar hepsi der. Neyi ortalaması alacaksınız? Neyi alacaksınız? İşte fiyat oluşum mefhumu bozuluyoruz ya. Şimdi kira oluşum mefhumu da bozuldu. Her şey darmadım. Yani bir yerinden sıkıyor, öbür taraftan başka bir şey patlıyor. Şimdi ne oldu? İnsanlar kira ev alamaz duruma gelince herkes kirada kaldı. Kira fiyatları artmaya başladı. Daha da artacak. Önümüzdeki bir yılda da artacak maalesef. Böyle bir sıkıntı var. Çünkü geçmiş iki sene kiraları baskıladılar. Şimdi patlıyor. Aynı enflasyonu baskılamaya çalışıyorsun, patlıyor. Kuru baskılamaya çalışıyorsun, patlıyor. Kur da böyle patlayacak sonunda. Şöyle doğru gidiyor yani. Ya bir şeyi piyasanın gerçeğine göre yapmıyor kimse. Sıkıntı bu. Keşke yapabilsin. Peki oradan biraz da asgari ücretli konuşalım mı? Dediğiniz yerde hani kiralar bu kadar yüksek artıyor ama o oranda maalesef kazançlar artmıyor. İki kere yapılıyordu zam yılda. Şimdi yılda bir kereye düştü. Dolayısıyla gözler 3,5 ay sonra yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Evet. OEP'ye göre 2024 sonunda enflasyonun %41,5 seviyesinde olması öngörülüyordu.
PetroK ekonomisti de şöyle diyor. Yıl sonu enflasyon hedefinin %41,5 civarında belirlenmesi nedeniyle asgari ücret bu rakamın altına düşmeyecektir. Bir de bunun üstüne refah payı eklenirse deniliyor. Yani %45-%50 oranında bir zam yapılabileceği tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık olarak asgari ücretin 24.500 lira ile 25.000 lira arasına oturacağını, yani muhtemel böyle bir öngörü var. Ne dersiniz, 25.000 lira olur mu asgari ücret? Ya da olursa da zaten bu para asgari ücretle yeter mi? Herhalde onlar o zam alana kadar açlık sınırı yine 25.000 lirayı görmez mi? Şimdi yayında bir hesap yapalım. Tamam. Şimdi asgari ücrete %17.500 galiba değil mi? Benim hafızam yanlış. 17.002. 17.000 lira. Hadi gel yayında bir hesap yapalım. Evet. Şimdi geçen en son yılbaşta 17.050 lira oldu değil mi? 17.002. 17.002 lira. Evet, peki. 17.002. Ama onu da yapalım. 17.002 lira. 0.2 lira. Tamam. Şimdi ne zaman bekliyoruz? %41,5 değil mi? O zaman hadi yapalım. Çarpı 1,41. %5. 17,02 çarpı 1,42,5. 24.227,85 ediyor. Her biri bir enflasyon yansıtır. Bunun üzerine refah payı ne verilir? %10 verirler mi? Vermezler. Vermezler. Pazarlık edeyim ya. Hadi verin, hadi alalım. %10 verse 2004 ise 2660 lira falan ediyor. Yani 26.660 liraya kadar çıkabilir. Burada %10 neyin üzerinden verecek? 1.7 üzerinden verecek. %10 verirler 1.7 üzerinden verecek. 24'ün üzerinden verecek. Muhtemelen 1.7 üzerinden verecek. O zaman 1.7 %10'u 1.700 lira yapar. 24.227 liraya 1.700 lira daha eklersen ne olur? 25.928 lira olur. En fazla buraya kadar çıkabilir. %10 refah payıyla beraber. Bunu verirler mi? Benim burada da tereddütüm var. Açıkçası isterseniz. Çünkü bu olması gereken bu. En az. Ve bu 41,5'u da tüye bağlamışlar zaten. Tüh bunu yapacak yıl sonunda. Senin enflasyon ne olursa olsun. Sen ne kadar fakirleş. Onlar 41 yapacak. Bunu kafaya koymuşlar. Burada işte 110 varsa 26 bin lira falan çıkar. Yani 25.800 lira kadar çıkacaktır. Maksimum. Bunu ödeyebilecek, finanse edebilecekler mi? Şimdi bu önemli. Şimdi bugün Tarım Bakanlığı bir açıklaması var. Bir televizyon kanalı, Kübra Paranama. Diyor ki, fiyat artışı göreceli bir şey diyor. Şimdi fiyat artışı göreceli bir şey değil. Net rakam cebinden çıkıyor hocam. Göreceli olmuyor. Yani iktisatta göreceli bir şey yok. Rakam ortada. Neye göre göreceli? Fiyat artışı göreceli olmuyor. Dersin ki hayat pahalılığı göreceli diyebilirsin. O da olmuyor. Niye? Çünkü enflasyon belli. Cebimden çıkan para belli. O zaman göreceli olmuyor. Kişiye göre değişmiyor. Yani %10'u ayırırsan kişiye göre değişmez. Nettir yani rakamlar ortada. İnsanlar ne kadar fakirleşir ortada. Ha, göreceli şu doğru. TÜİ'nin rakamlarına göre göreceli diyebilirsin. Çünkü gerçek değil. Sen bunu kalkıp da ya işte o göreceli bir şey, maaşlar da ona göre artıyor. Hangi maaş ona göre artıyor? Enflasyona göre artıyor. TÜİ enflasyona göre artıyor. Gerçek enflasyona göre artmıyor ki. Hani konuşma o zaman. Yani böyle şey yapacaksan konuşma. Bilmiyorsan ya bu konuyu bir bakmam lazım. Geç. Ama cevap verirsen altta kalıyorsun. Yapma o zaman. O zaman biz eleştirmek zorunda kalıyoruz. Ağzından herkes ağzından çıkan kulağı duyacak. Böyle bir şey yok ya. Dolayısıyla muhtemelen 25 bin maksimum 9'da civarında bir maksimum asgari ücret olacaktır. Peki bu asgari ücret neye yetecek şimdi? Sıkıntı o. Sen yurtlara %50 zam yaparsan yılbaşında bir daha da zam yapacaksın muhtemelen. Neye yetecek? Sırf yurtları düşün. Öğrenciler, çocuk okutacak. Sırf o değil. Daha da var. Buradaki asıl sıkıntı asgari ücretteki artış değil. Ebru Hanım.
gelir dağılımını bozarak toplumun yarıdan fazlasının asgari ücretle çalıştırılıyor olması. Asıl sıkıntı burada. Bakın, pazarlarda akşamları kalan bozulmuş sebze meyveyi toplayan dünya kadar insan var. Bu insanlar sayısı her gün artıyor, her hafta artıyor. Önce bunu kabul edeceksiniz. Buna göre her şeyi düzelteceksiniz. Sayın Mehmet Şimşek işte dün akşam bir takım açıklamalar yaptı. Ortada hiçbir şey yok. Enflasyon 41,5 olacak diyor. Biz de ona göre yapacağız. Yani biz diyor enflasyon hedefimizi işte Merkez Bankamız diyor %32 ile 41 arasında 42 arasında hedeflemiştik. Üst sınırda. Valla 10 puanlık bandı herkes toplar ya. %30'luk şaşmayın. Böyle bir şey açma, böyle bir bant yok ya. Böyle bu kadar geniş bir aralık. Herkes tutturur o zaman zaten. Onu da zoraki tutturuyorsun. Ne diyor, diyorsun ki bunu geç bari diyorsun. Talimat vermiş zaten, gitmiş öyle belli. Bunu geçme diyorsun. İyi de gerçek o değil ki. Gerçek o değil. Şimdi fiyatlara bakıyorum. Ben şimdi bugün bir daha oturdum baktım. Şimdi Sayın Tarım Bakanı şeyine göre. Ya kardeşim %100'den %200'e yakın köprü otuyor. Fiyatlarında artış var ya. Şimdi oturdum biraz önce bir daha baktım. Peki akaryakıt fiyatlarına bakıyorsun yine aynı. Dünyada akaryakıt fiyatları 100 dolara 90 dolardan 70 dolara inmiş. Biz akaryakıtları 8,5 liradan 41,5 42 liraya çıkmış. Ay, neyi bahsediyoruz ki? Ya böyle bir şey yok. İnsanlar iyice fakirleşmiş. Yıllarda o zaman senin sistemin insanları fakirleştirmiyor. Yani halen devletin bir tasarrufu yok. Ve diyor ki Sayın Mehmet Şimşek İşte uzay bilimlerine yatırım yapacağız. Ya hocam millet açıklar diyor. Sen uzay bilimlerinden bahsediyorsun ya. Uzay yatırım diyorsun. Ama olacak şey değil ki. Önce insanların ortalama bir refah seviyesine gelsin. Ondan sonra artanı da uzaya mı gidiyorsun? Nereye istiyorsan yap. Ama bu değil. Dolayısıyla konut fiyatlarına göre kira fiyatları çok daha hızlı artacak. İnsanlar çok ciddi ev bulmakta, kiracılarla ev sahipleri arasında kiralı tartışma çok daha büyüyecek. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ev sahipliği olma oranı ya tartışmanın düşük olmasına rağmen pek mümkün olmayacak. Açık söylemek gerekirse. Kredi muslukları da buna göre kısık zaten. İki taraftan da konut sıkışık durumda. O olmuyor. Ama fiyat artışları, maliyetteki fiyat artışları devam ediyor. Şimdi bu yasa sıkıntı burada. Konut fiyatları, maliyetlerdeki artış devam ediyor. Çimento artıyor, beton fiyatları artıyor, tuğla fiyatları artıyor. İçeride kullandığı malzeme fiyatları inanılmaz şekilde artıyor. Yani nereden baksan her yerden artış var. O da basınç yapıyor konut fiyatlarını yukarıya doğru. Ama konutçuların ilanına baktığınız zaman şu an devletin emlak konutu bile %1.60 ile 65 ile 70 ile konut satmaya çalışıyor. 1.60-70 kredi faizi. Bu yani piyasanın ne kadar kötü olduğunu açıkçası gösteriyor. Umarım toparlar ama bana göre çok zor. Çünkü dünyada da büyük sıkıntı çıktığı için Türkiye'nin işi daha da zor. İki kat daha zor maalesef. Peki. Dediğimiz gibi bu hafta bir de faiz haftası. Evet. Hem Amerika hem bizde bir sürü Avrupa Birliği Merkez Bankası faiz kararını açıkladı zaten. Japonya'nın var. Peki yarınki Fed'in faiz kararı tabii ki çok önemli. Bizimkinden aslında daha da önemli. Hem de küresel çok etkiliyor tabii, dolayısıyla bizi de etkiliyor. Yarın nasıl bir karar çıkacak? Ertesi günü bizden nasıl bir karar çıkacak? Bu piyasaları nasıl etkileyecek? Yoksa zaten fiyatlanmış bir şeyden mi bahsediyoruz? Ebru Hanım şu an piyasa bunları fiyatladı. Tamam mı? Şimdi buradaki Amerika'daki en güçlü kurumlardan biri, siyaseti de ekonomide belirleyen kurumlardan birisi BlackRock diye bir grup. Bu çok büyük. Dünyayı yön veren 7 aileden birçoğunun ortak olduğu BlackRock denen bir grup. Bu grup diyor ki şu an diyor piyasa fiyatladı. Böyle de herkesin beklediği gibi 50 bas puanlık, 70 bas puanlık bir artış falan unutun. Çok cüzi bir artış olacak. Bu mucizelik muhtemelen rakam vermiyor ama 25 bas puanlık bir düşüş olacak gibi görünüyor. Tamam mı? Yani böyle çok ciddi düşüşler falan bunları beklemeyin diyor. Çünkü Amerika'da ekonomi halen soğuyor. Tüketim ekonomisi olduğu için bunu soğutmak çok zor. Çok zor tüketim ekonomisi olduğu tüketim. Bizdeki gibi değil. Bizdeki enflasyonun sebebi devlet. Hala bu devlet gerçeği görmüyor. Yatırımları kısıyorsun.
tüketimi kısıyorsun ama enflasyon düşmüyor. Bu sefer ne TÜİK gibi kurumlar devreye girip doğru rakamları açıklamıyor. Ama enflasyon bizdeki ana sebebi devlet. Bunu hala şey yapmıyorsun. Mesela şu ana kadar Diyanet İşleri Başkanı'nın harcadığı para milyarlarca dolar bulmuş. Anlatabiliyor muyum? 2 milyar dolara yakın 63 milyar, 64 milyar TL para harcamış. Nereye harcadınız ya? Hiçbir tasarruf, devlette hiçbir tasarruf yok. O zaman sen bunu yapmazsın, sen enflasyon düşmez. Hiç kimse kar kurmasın ama Avrupa ile bizdeki farklı, Amerika'daki de farklı. Bak Avrupa tüketim enflasyonunu kıstı. Avrupa sonuçta bir millet. Amerika toplama. Orada herkes önce vatanını düşünebiliyor Avrupa'da. Ülkesini şu Amerika'da öyle değil. Amerika herkes bireysel davrandığı için kolay kolay tüketici enflasyon gevşemiyor. Onun için ekonomide resesyon sokmama lazım. 25 bas puanlık bir şeyde bir düşüş bekliyorum ben. Muhtemelen bu kadar olacak gibi görünüyor. Büyük zaten anketlerde %70, %80 25 bas puan çıkıyor. Türkiye'deki enflasyon, Türkiye'deki faiz kararı çok şey olmaz. Bence bir 50 bas puanlık veya yani 250 bas puanlık bir düşüşü yapacaklar. Yani 50'den 47 bulacağı çekecekler Ekim ya da Kasım'da. Orada tutacaklar. Yılbaşına sonraya bakalım. Bekleyecekler. Ondan sonra bakalım ne çıkacak diye göreceğiz. Ama Türkiye'deki resesyona girmeden Türkiye'nin kurtulması çok zor. Zaten şu an ekonomi resesyona girmiş durumda. Hem enflasyon var hem ekonomi daralıyor. Çok ciddi sıkıntı var maalesef. Peki başladı söyledim. Yarın Fed'in faiz kararından sonra yaparız yayınımızı. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.